Geldiniz, iyi akşamlar. Bugün Hatice hocamız, Hatice Doğan bize okulun ilk döneminde dikkat eksikliği, hiperaktivite olan çocuklarda ve okulda adaptasyon sürecindeki ebeveynli uzman işbirliğini anlatacak. Hatice hocam, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizleri sormalı. Yes, teşekkür ederiz. Ben isterseniz şöyle kısaca bir program için bilgi vereyim herkese. Şimdi hocamız 40 dakika, 45 dakika kadar anlatım yapacak ama biraz interaktif geçecek. O Evet, yüzden tabii ki okumayı yapmadım. sesleri kapatmıyoruz ama sizden ricamız anlatım süresince sessiz alırsanız şeylerinizi, mikrofonlarınızı. Seviniriz. Ara ara hocamız soru soracak ya da katılım yapmak isteyen, soru sormak isteyen kişiler olursa onlar yapabilirler, destek olabilirler. Bunun dışında parmak kaldırarak söz hakkı isteyip sorularınızı da sorabilirsiniz yine. Ben sözü size bırakayım hocam. Kolay gelsin size. Teşekkürler. Herkese tekrar merhaba. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıyım. Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'de özel kliniğimde hizmet veriyorum. 2008 yılından itibaren çocuk psikiyatri alanında çalışmaya başladım. Uzmandıktan sonra zorunlu hizmet ve yeniden kamuda çalışmaktan sonra 5 ay önce bir istifa sonrası da kendi özel kliniğimi açtım. Bundaki amaç tabii ki çocuklarımıza ve ailelere biraz daha ayrıntılı zaman ayırmak, onların sıkıntıları, soruları varsa bunları ayrıntılı dinlemek ve terapötik sürece kendi isteğimiz doğrultusunda daha uzun bir süre geçmekti. Çünkü devlet şartlarında bu mümkün değildi. Şimdi tabii ki burada benim yine bazı danışanlarım var, isimlerini görüyorum, onları da ayrıca selamlıyorum. Şimdi iki taraf da daha memnun. Ben mesleğimi yapıyor olabilmekten, onlar da daha kaliteli hizmet almaktan daha memnun diye düşünüyorum. Mokso sayesinde tabii ki tanıştığımız yine bazı kişiler oldu buradan da. Bize bu imkanı sunduğu için de teşekkür ediyoruz. Çünkü biz zaman zaman aileleri, öğretmenleri ya da birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımız olan psikologlar, PDR'ciler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerini bilgilendirmek istiyoruz. Kayseri buna önem veren bir şehir gerçekten. Şanslıyız o açıdan. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de biz bazı çalışmalar yapıyoruz. Bazen rehber öğretmenlere kurs, bazen ailelere kurs düzenliyoruz. Katılım da gayet iyi oluyor. Sizler de yeniden hoş geldiniz. Bugün biz okulun ilk yılında özellikle okul, yani öğretmen, ebeveyn ve uzman işbirliği nasıl olur, hangi konularda buna ihtiyaç vardır, onu konuşalım istedik. Ders gibi olsun istemedim ben. Birlikte konuştuk tabii ki Çiğdem Hanım'la nasıl yapalım. İnteraktif olsun istiyorum. Seslerinizi dilediğiniz zaman açıp soru sorabilirsiniz. Ses çok gelmediği sürece sesi kapatmayacağız ama çok yoğun bir uğultu olursa, çok ses gelirse sesleri biraz kapatıp sırayla soru alacağız. Konu anlatımı sırasında ya da fikir sunma sırasında soru sorabilirsiniz. Cümle bitimine dikkat ederek. Dilerseniz başlayalım. Şimdi biz özellikle uyumu ilk öğretimde çok önemsiyoruz. İlk öğretimin içine biliyorsunuz artık ana sınıfı da dahil kısım girdiği için ana sınıfı dönemi, hatta kreş dönemi, ilkokul ve ortaokul kısmında özellikle uyum çok çok önemli. Tabii ki bu lisede önemsiz olduğu anlamına gelmiyor ama temeli sağlam atılmış öğrenci, öğretmen ve ebeveyn iletişimi tabii ki çok daha sağlıklı yürüyor. Kreş döneminde ya da ilk okula başlamadan önce ana sınıfı döneminde uyum bizim çok önemsediğimiz bir durum. Bu yüzden okul açılmadan önce okula uyum programlarıyla da biz bilinçli bir kitle oluşturmak istedik. Belki bir kısmınız da oradan tanıyorsunuzdur. Okula uyumda, okul açılmadan önce başlıyor aslında uyum. Biz mutlaka çocuğa bilgi verilmesini, yaşı kaç olursa olsun 3 yaşından itibaren işte böyle bir yere gideceksin, artık orada eğitim alacaksın, arkadaşlarınla oynayacaksın, resimler çizeceksin, boya kalemlerin olacak, oyun hamurların olacak, bunlarla ilgili etkinlikler yapacaksın, çok eğleneceksin. Dilersen gidip görelim deyip anaokulunu ya da gideceği kreşi gezdirme, bu ilkokul 1 için de geçerli. Bahçesini, binayı keşfetmesini sağlama. Daha sonra mümkünse sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeniyle tanışmasını. Yine biliyorsunuz yaz tatili de olsa
Bazı müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız okulda oluyorlar. Onlarla tanışma, hem öğrencinin hem bireyinin tanışması iletişimin çok kuvvetli başlamasını sağlıyor. Okul açılmadan ve kalabalığa girmeden çocuğumuz öğretmeniyle, rehber öğretmeniyle, okul idaresiyle tanışınca kendi özel olduğunu düşünüyor ve bu okula alışmasını kolaylaştırıyor. Çocuğun yine öğretmeniyle tanıştıktan sonra öğretmenin elini tutup merhaba Ayşe, merhaba Ahmet, dilersen seninle okulu gezelim, dilersen annen baban da bizimle gelebilir deyip okulu gezdirmesi, okulun bahçesini göstermesi, sınıfları gezmeleri, orada yapılacak etkinlik ya da dersle ilgili bilgi verilmesi çocuğun ortama başlamadan önce ısınmasını sağlıyor. Yoksa siz de takdir edersiniz ki okulun ilk günü zaten bir kargaşa var. Çoğu zaman anne ve babalar birlikte katılıyorlar eğitime ya da okulların ilk açıldığı döneme. Bütün anne babalar orada, bütün öğrenciler orada, öğretmenler de okulun ilk günü bir şeylere yetişme telaşında, ortam biraz kargaşa kısacası. Birçoğunuz deneyimlemişsinizdir zaten. Bu kargaşa halinde çocuğun ilk defa okulu görmesi, tanıması çocukta evet kargısal bir anlamda sıkıntı oluşturabilir. Her çocukta oluşmasa bile mutlaka mizaç olarak biraz daha yatkın çocuklarımız vardır. Onların bu sürece kaygılı başlamaması için öncesinde bir tanışma, okulu gezme ve yapacakları hakkında bilgi alma çok faydalı olur. Öğretmeniyle tanıştıktan sonra hatta ailenin bir iki kez daha okul açılmadan okulun arka bahçesini görmemiştik, görmek ister misin? Bak okulun yanından geçiyoruz, ziyaret etmek istersen birlikte de girebiliriz gibi zorlayıcı olmayan tekliflerle öğrencinin okul açılmadan birkaç kez okul sakinken görmesini öneriyoruz biz. Okul açıldıktan sonra ilk gün öğretmenle zaten tanıştığı için sadece arkadaşlarıyla yabancı olacak. Belki işte mahalle okuluysa mesela tanıdığı birkaç arkadaşı da olabilir. Bu onun tabii ki rahatlaması için çok önemli. Tanıdıktan sonra arkadaşlarını okula uyumda zaten öğretmeninin de destek olacağını bildiği için, binayı da fiziksel şartlarıyla tanıdığı için çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyoruz. Ama tabii ki her çocuk bizim için çok özel ve her çocuk farklı mizaçta. Böyle olunca okulu tanısa da bu süreçten geçse de bazen %1 oranında yine çocuklarımız sıkıntı yaşayabiliyor mizaç farklılığı nedeniyle. Öyle olduğunda öğretmenlerimiz zaten bunu fark ediyorlar. Ellerine sağlık. Çok çabuk aile yönlendirmesi yapıyorlar. Yine psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimleri çok güzel ve etkin çalışmakta son yıllarda. Tekrar teşekkür ediyoruz onlara da. Çocukla birebir görüşme, aile görüşme, aileyi yönlendirme şeklinde yapabiliyorlar. Çocuk özellikle okulun ilk 2-3 haftasında okula uyumda sıkıntı yaşıyorsa, kaygıları gitgide artıyorsa biz diyoruz ki mutlaka bir uzman yardımına başvurulmalı. Çünkü çocukta tespit edilemeyen farklı ruhsal sıkıntılar olabilir. Bize yönlendirilen çocukları çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı olarak değerlendirdikten sonra bazı çocuklarda yoğun, yaygın kaygı bozukluğuna rastlayabiliyoruz. Bazı çocuklarda sosyal fobi olabiliyor. Bazı çocuklarda daha önce hiç tanı almamış otistik spektrum bozukluğu bulguları olabiliyor. Dilerseniz merak ettikleriniz varsa bunları sonra ayrıntılandırırız. İlk hafta uyum sürecinde şu çok önemli. Mesela okula alışamadı diye 3 haftadan sonra bize yönlendirilen çocukta biz kesinlikle kademeli maruziyet öneriyoruz. Bu nedir? Diyoruz ki önce çocukla okulu konuşuyoruz. Okul tanımı çocuğa ne çağrıştırıyor? Okul çocuk için ne ifade ediyor? Bunlar çok önemli. Bunları çocuğun bilişsel seviyesine göre bazen resimle anlatmasını istiyoruz. Bazen sözel ifadesi çok güçlü çocuklarımız varsa onlarla çok rahat sohbet edebiliyoruz. Ailelerinden bilgi alıyoruz, okuldan bilgi alıyoruz. Çocuğun ki sadece bir kaygı problemi ise okulla ilgili yine kademeli maruziyet dediğimiz yola geçiyoruz. Bu dönemde ne yapıyoruz? Diyoruz ki annemizin ilk başta okulda ya da sınıfta dışarıda olmasına izin veriyorsa çocuğumuz bu şekilde anlaşma yapıyoruz. Ama aileyi çok sıkı tembihliyoruz. Diyoruz ki burada yaptığımız anlaşmadan farklı bir şey olacaksa mutlaka çocuğun haberi olmalı. Mesela biz anneye dedik ki o hafta siz kapıda bekleyin ve Ayşe her çıktığı zaman sizi görsün, görebilsin. Ayşe'ye biz diyoruz ki annem bu 5 gün seni kapıda bekleyecek. Dilediğin zaman çıkıp görebilirsin. Bu bilgiyi tabii ki öğretmenine de iletiyoruz. Burada hatta biz artık özellikle tabii ki özel muayenehanede çalışmış olmanın rahatlığı da var. Öğretmenler bir sıkıntı yaşarsa bize dönüt yapabilirler diyoruz. Anında dönüt yaptığımız için bir sıkıntı oluşmadan engellemiş oluyoruz. Ayşe'ye diyoruz ki anneni her çıktığında görebilirsin. Anneye de diyoruz ki tuvalete bile gidecek olsan Ayşe'nin haberi olsun. Ayşe'nin bilgisi dahilinde olmadan oradan bir adım bile kıpırdamayın. Çünkü bu çocuğun güvenini ciddi anlamda sarsar. Bazı kreşlerimiz var çok sert davranan, şu şekilde sert davranan.
bizim kademeli maruz bırakma yöntemi değil de direkt maruz bırakma yöntemini uygulayan, bu bizim çok hoşlandığımız bir yöntem de değil açıkçası. Çocuğu direkt kapıdan ağlatarak alma, özellikle küçük çocuklarda, sonrasında çocuğun öğrenilmiş çaresizlikle bir hafta 10 gün içinde buna alışması. Bu da maruz bırakma yöntemlerinden biri, ancak direkt maruz bırakma olduğu için çok da hoşlandığımız, çok da önerdiğimiz bir yöntem değil. Kademeli maruziyet, her iki tarafta da güven sarsmadan ayrılma bizim için çok kıymetli. Bu süreçte tabii ki biz uzman hekim olarak okul idaresinden bazı taleplerde bulunuyoruz. Bazı okul idareleri gerçekten çok çok uyumlu. Hemen doktor önerisi ne şekildeyse o şekilde uyguluyorlar. Yine psikologlarımız ya da PDR uzmanlarımız bizlere bu konuda destek oluyor okulda ve öğretmenlerimiz. Evet, bizim ödevlendirmemizi gözlemliyorlar. Biz çünkü ellerine çizelgeyi de hazırlıyoruz. Diyoruz ki tamam, bu şekilde olsun. Ve onlar annenin bazen sınıfta beklemesine, bazen okulda beklemesine izin veriyorlar. Sonrasında anneden kademeli olarak ayrılma. Mesela ilk hafta anne hep bekledi okulda. İkinci hafta için anlaşıyoruz. Diyoruz ki bu hafta beslenme saatine kadar beklesin, sonra eve gitsin. Sonra tekrar çıkışta seni almaya gelsin. Tabii ki çocuk da buna razı olduktan sonra biz görüşmeyi sonlandırıyoruz. Sonrasında o hafta da oluyor. Bu ayrılık kaygısını çok sık görüyoruz biz. Herhangi bir güvende sapma olmasın diye. Sonrasında tabii ki o haftaya da geçtikten sonra diyoruz ki o zaman bu hafta annen bir saat beklesin. Sonra eve gitsin, çıkışta seni yine alsın. Çocuk hocam, bir şey sorabilir miyim burada? Buyurun. Kaçırmadan. Burada çocuğa sormamız doğru mudur? Onu tabii merak ki ediyorum. Tabii yani ki. Annen bak şu saatte gelecek tamam mı, yoksa annen bu saatte mi gelsin, daha sen senin kaygı düzeyin ne olur mesela, bilmiyorum yani nasıl sorulabilir ya da sorulmalı mı? Tabii ki şöyle soruyoruz. Şimdi biz muayenede zaten çocuğun kaygı düzeyini saptıyoruz çeşitli yöntemlerle. Çok yoğun kaygı yaşayan bir çocuksa çocuk her yaşta anlaşılmayı çok ister, bunu bekler. Her çocuğa mutlaka söylediğimiz, seni çok iyi anlıyorum, duygularını çok önemsiyorum, sen de benim için çok önemlisin, duyguların da çok önemli, kaygını çok iyi anlıyorum, annenden ilk defa ayrılıyorsun. Çünkü onu kaygılandıran şeyi bizle paylaşıyor. Ya annem bir daha gelmezse, ya ben okulda yalnız kalırsam, ya arkadaşlarım bana kötü davranırsa, ya öğretmen beni döverse, her türlü kaygısını paylaştıktan sonra birlikte alternatif çıkış yolu arıyoruz. Biz çocuklara sorumluluk vermeyi çok seviyoruz. Çünkü sorumluluk verildiği zaman yaşı kaç olursa olsun çocuğun uyumu çok daha fazla. Birazdan ilerleyen sınıf lara uyuma geçeceğiz zaten. Görev vermediğimiz zaman ya da çocuğu etkin bir şekilde hem ilaçlı tedavi olsun hem de terapötik tedavi olsun, terapi yaptığımız tedavi olsun, bunları alırken mutlaka çocuğun işbirliğini de sağlamalıyız. Diyoruz ki bizim önerdiğimiz şu, atıyorum 5 yaşında bir çocuk için. Sen çok kaygılısın, seni çok iyi anlıyorum ama annen de sana söylüyor. Burada da farklı bir şey düşünüyorsa söyleyebilir. Ben seni okula bırakacağım ve alacağım diyor. Annesi doğru mu? Doğru. Annesi de orada bizi destekliyor. O zaman şöyle yapalım mı? Senin de alışman için, çünkü çocuk anlaşıldığını hissetmezse hiç uyum sağlamaz. Senin de biraz daha alışman için, çocuğun yaşı büyükse bunu bir hafta, yani 5 gün değil 3 günle de kısıtlayabiliriz. Çocuğun durumuna ve yaşına göre davranıyoruz. Dilersen annen 3 gün seni tam gün kapıda beklesin. Sonra ikinci hafta şöyle yapalım mı? Annen seni 3 saat beklesin, sonra gitsin. Çocuk bizi zaten terapide yapıp yapamayacağını biz anlıyoruz oradan. Çocuk kesinlikle hayır diyorsa, yapmayacağım diyorsa bunu gerçekten yapmıyor. Ne yaparsanız yapın. Ama çocuk tamam olur. İlk hafta hep beklesin ama ikinci haftada 4 saat beklesin, 3 saat olmasın diyor. Bize çocuk kaygı durumunu anlatıyor aslında. Çok güzel ifade ediyor. Diyoruz ki o zaman 5 gün değil de 3 gün olsun mu? Biraz pazarlığa giriyoruz çocukla orada. Çünkü ben senin başaracağını anlıyorum. Sen de çok uyumlu birisin. Çok teşekkür ediyorum sana da diyerek çocuğu yüreklendiriyoruz. 3 günde yapabilir gibisin. Yapamayacak olursan bizi ara ama ben yapabileceğini düşünüyorum. Sonrasında da zaten çocuğu ödüllendiriyoruz. Mesela diyoruz ki bu hafta sen yaptığımız bütün sözleşmelere uyarsan, ben onları tek tek yazıyorum. Çocuk okuma yazma bilmese de ailenin eline veriyorum. Diyorum ki sen okuma yazma bilmiyorsun ama ailen dilersen sana okuyabilir. Bunları okuyalım annesi her gün. Uyumsuz olduğu zaman zaten dönüş yapabiliriz. Bu hafta bütün programı uyarsa hafta sonu sevdiği minik bir şey alabiliriz. Küçük ödüllendirmeler.
Bu demek değil ki çocuğun görevi olan her şeyi de ödüllendirelim, hayır. Ama bu çocuk bir kaygı bozukluğu tanısı almış. Yani bu çocuğun bir zorlanması var. Bu yüzden bu çocukları motive edecek minik yollar arıyoruz. Takvime kendine işaret koyduruyoruz, sticker alıyoruz, verdiriyoruz. O gün başarılı olduysa ödevinde takvime yapıştırmasını istiyoruz. Hatta muayene gününü çocuk sayıyor. Doktoruma gitmem 3 gün kaldı ve ben 2 gündür görevimi yapıyorum. Bunlar onun için çok büyük motivasyon kaynağı. O yüzden mutlaka programa, terapiye, ilaçlı tedaviye, her ne yapıyorsak çocuğu dahil etmek bizim çok hoşumuza giden ve tedavi etkinliğini çok arttıran durumlardan biri. Sonrasında çocukla uyum sağladıktan sonra dediğim gibi kademeli maruziyet yaparak gitgide arttırıyoruz bu süreyi. Ya da atıyorum kreş döneminde biz direkt anne ya da baba çocuğu okula bıraksın, dönsün, çıkışta alsın istemiyoruz. Hani son zamanlarda okullarımızda çok arttı. Çok sevindiren bir haber. Devlet okullarında da çok arttı. Ne oldu? Uyum haftası çıktı, oryantasyon çıktı. Bu bizim çok önemsediğimiz ve yıllardır anlatmak istediğimiz şeydi. Ne oluyor? Çocuk ilk gün bir saat gidiyor. İkinci gün 1,5 saat. İkinci gün 2 saat. Üçüncü gün 2 saat gibi kademeli olarak artıyor. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Ve çocuk biliyor. Şimdi küçük çocuk saati bilmediği için mutlaka somutlaştırın diyoruz. Mesela beslenme götürecek. Şimdi gideceksin arkadaşlarınla oynadıktan sonra ben seni bugün alacağım. Ertesi gün gideceksin arkadaşlarınla oynayıp yemek yedikten sonra seni alacağım. Küçük çocuklar için somutlaştırma çok çok önemli. Bu yüzden somut örnekler vererek beklemesini sağlıyoruz. Zaten çocuk çevrede olup bitene göre anlıyor. Herkesin annesi babası gitmiş, siz gelmemişseniz orada kaygıya başlıyor. Bu yüzden ailelere diyoruz ki mutlaka gideceğiniz, geleceğiniz saati bilsinler. Gecikecekseniz çocuk tabii ki cep telefonu okula götüremez. Küçük çocuk okul idaresine, yönetimine, öğretmenine haber verin gecikeceğinize dair, çocuğu hazırlasın. Annen beni aradı, haber verdi, 5 dakika sonra gelecek desin. Aksi takdirde bir kere yapmış olduğunuz gecikme bile benim 1 yıl boyunca tedavi etmem gereken bir kaygı bozukluğu olarak bana dönebiliyor. Böyle vakalarımız yok mu, var. Ama yine söylüyorum, her çocuk aynı derecede, aynı olaydan, aynı şartta etkilenmez. Bu mizaca bağlı, genetik faktöre bağlı, çocuğun olayı travmatik algılayıp algılamamasına, çocuğun zeka düzeyine ve çocuğun baş etme becerilerine, hepsine bağlı olarak değişmekte. Okula uyum sürecinde okulda bir sıkıntı yaşamayan çocuk sonrasında sıkıntı yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilir. Çünkü kalma süresi arttı. Artık çok fazla arkadaşı okulda kalıyor. Belki evin prensiydi, prensesiydi, artık o ilgiyi göremiyor. Böyle bir sıkıntı olduğunda da yine öğretmenlerimiz fark edip önce PDR, okul psikoloğuyla çözmeye çalışıp çözemedikleri vakaları, üstesinden gelinemeyen zorlu olayları bize yönlendirdikten sonra yeniden bir işbirliği sürecine giriyoruz. Bu ilk okul başlarında tabii ki uyumla ilgili sıkıntılar olabilir. Her yaş için söylüyorum bunu. Özellikle kreş, anaokulu ve ilköğretim dönemi için. Sonrasında ne oluyor? Çocuk okula başladı. Sosyalleşmesi bizim için çok önemli. Okula uyum sağladı, okulda kalmayı anladı, öğrendi. Arkadaşlarıyla iletişimi nasıl? Diyalog başlatabiliyor mu? Başlattığı diyaloğu sürdürebiliyor mu? Başlatılmış bir diyaloğa girebiliyor mu? O diyalogta kalabiliyor mu? Bu bizim için çok önemli. Ve genelde bize başvuruda böyle sosyallikle ilgili sıkıntı yaşayan bir çocuk duyduğumuzda biz okuldan ve aileden bu bilgiyi almak istiyoruz. Bu yetilerinin olması çok önemli çocuğun. Okul öncesi dönemden itibaren bunları kazanmasını istiyoruz. Kazanmazsa ne olur? Çocuk yalnız kalabilir, etiketlenebilir, dışlanabilir. Bunlar da çocuğun hep şemaları dediğimiz, bizim çok sevdiğimiz bir şey vardır. Çocukluk, bebeklikten itibaren bizim şemalarımız oluşur. Zihnimizde kendimizi ve çevremizi nasıl algıladığımızdır şemalarımız. Bu yüzden atıyorum değersizlik şeması, sevilmeme şeması, değer vermeme, değer görmeme şeması hep bizim çocukluktan gelen şemalarımız. Bu yüzden hani biz her şeye travma demeyi sevmiyoruz da hepimizin farklı şemaları olabilir. Yaşadığımız belki tek bir olaydan etkilenip oluşan şemalarımız, belki uzun süreler maruz kalıp da oluşan şemalarımız hep bizim duygularımızı, düşüncelerimizi ve haliyle davranışlarımızı değiştirebilir. Bu yüzden istiyoruz ki çocukla bu güven ortamı zedelenmeden ve bir sorun varsa en başta sorun büyümeden çözelim. Çocuk sosyal ortamda canlı mı? Kurulmuş oyuna girebiliyor mu? Kendi oyun kurabiliyor mu? Girdiği oyunu sürdürebiliyor mu? Çünkü hep diyorlar ki işte son zamanlarda özellikle hiperaktif çocuklarımda bu çok oluyor. Lider özelliği varsa oyun kurar, herkesin ona katılmasını ister ama oyunun kuralı değiştiğinde oyunu kendi kursa da kavga eder çıkar. Liderlik özelliği olmayan çocuklarım ise kurulmuş oyuna girebiliyor. Ama kendi istedikleri olmadığında, yeterli sınır konulmamış çocuklar ya da
baş etme becerileri çok iyi olmayan çocuklar ya da fren mekanizmaları çok iyi olmayan çocuklar yine istedikleri bir şey olmayınca ya da oyunu yenemeyince her zaman birinci olmak isteyen çocuklarımız var. Sinirlenip oyunu bırakıp çıkabiliyorlar. Bu çocuklardan kimi küserek ağlayarak çıkarken, kimi kavga ederek, kimi de karşıdaki arkadaşına zarar vererek çıkabiliyor. Bu bilgiler bizim için çok önemli. Bazen tabii ki ailelerimiz çok kaygılı ya da evde hiç görmedikleri için hayır böyle bir şey yok deseler de biz okuldan, öğretmenden aldığımız bilgilerde evet arkadaşlarına zarar verebiliyor, çevresine zarar verebiliyor, hatta bazen kendine zarar verebiliyor öyküsünü alıyoruz. Bu yüzden okulla işbirliği bizim için de çok çok önemli. Tedavide her şeyi değiştiren. Biz zaten psikiyatrik açıdan bir çocuğa bir tanı koymak için en az iki ortamdan bulgu istiyoruz. Bir çocuk bir hareketi en az iki ortamda gerçekleştiriyorsa bu bir davranış sorunu olabilir, bu bir dikkat eksikliği olabilir, bu bir kaygısal sıkıntı olabilir. En az iki ortamda yani okul ve evde gerçekleştiriyorsa evet ve muayenemizde de varsa biz klinik olarak tanı kriterlerimizi dolduracak şeylere rastlamışsak klinik muayenemizde ona dair yardımlarda bulunuyoruz. Bu yüzden de öğretmenin çocuğu gözlemlemesi, öğretmenden gelen bilgi çok önemli. Okulun ilk başlarında sosyalliği de açtık diyelim, her şey yolunda. Sonrasında biliyorsunuz ilk hafta dersler çok yavaş yavaş başlar. İkinci hafta biraz daha eşyaların kontrolü ve tamamlanmasıyla eğitim için gereken defter kitabın artık dersler direkt uygulanmaya başlar. Ders uygulamaya geçildi. Sonrasında ne görülebilir öğrencilerimizde? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa kıpır kıpır. Öğretmen ders anlatır, öğrenci döner arkasıyla konuşur. Öğretmen ders anlatır, çocuk sürekli çöp atmaya kalkar. Sürekli tuvalet bahanesiyle çıkmak ister. Öğretmen not yazar, defterinize geçirin der. İşte sınıfına göre, yaşına göre çocuk geçirmek istemez. Ya da 5 dakika sürecek yazıyı bir bakarız 20 dakika geçmiş çocuk hala bir cümle yazabilmiş. Ya da çocukta öğrenme güçlüğü vardır. Çocuk tahtadaki şekilleri, rakamları farklı görüyor, farklı algılıyor. Öğrenme güçlüğü hakkında da kısa bir bilgi vereyim. Normal zeka ya da üstün zeka düzeyine rağmen çocuk algılamakta yaşıtlarına göre geri kalıyorsa biz tabii ki yaptığımız klinik muayene ve bazı tanıyı destekler, testlerle, ölçeklerle bu tanıyı koyduğumuzda çocuğun zaten eğer öğrenemiyorsa derse olan dikkati de kaybolacağı için bu çocuklarda da bir kıpırdanma, derse ilgisizlik, derse katılmama görürüz. Öğrenci derse katılmıyorsa, derste farklı hareketler yapıyorsa, yazıyı deftere geçir denmesine rağmen geçirmiyor, verilen komutlara uymuyor, söylenen kurallara uymuyor ya da kural var, kurala karşı gelmesi var ve yine rehberlik servisiyle çözülememiş. Öğretmen fark edince zaten rehberlik servisine bilgi veriyor, çocuğun ailesine bilgi veriyor. Özellikle ben velilere şunu çok önemseyerek söylüyorum ki okul öğretmeniyle ve rehberlikle ilişkilerini çok çok iyi tutsunlar. Bu inanın akademik başarının %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Eğer iletişiminiz iyi değilse, çatışma varsa öğretmeninizle, rehberlik öğretmeniyle aranızda bunu bir an önce halletmeye bakın. Çünkü inanın çocukları biz muayenede bir saat görüyoruz. Evde kendi çocuklarımızı okul sonrasında 3-4-5 saat görüyoruz ama onlar okulda, okul tam günse 10 saate yakın gözlemliyorlar. Yarım gün okullarda bile en az 5-6 saat öğretmen gözlemindeler. Onlardan gelecek bilgi ve dönüt çok önemli. Bu yüzden işbirliği içinde olmak bizim için çok kıymetli. Hem veli öğretmen işbirliğini çok önemsiyoruz hem de bu ikili ekibin hekim muayenesi ve klinik tanısından sonra hekimle olan işbirliğini çok önemsiyoruz. Biz hep zaten ailelere de diyoruz ki yani sacın üç ayağı var. İşte okul, yani öğretmenler, ebeveyn, aileler ve doktor, sağlık. Bu üçünden biri eksik olursa bizim tedavimiz kısmen eksik kalır. Bu yüzden üçü arasındaki iletişim çok çok iyi olmalı. Bu yüzden rehberlik birimlerini gerektiği zaman bize ulaşabileceklerini söyleyerek mutlaka çalıştığımız kurumun numarasını, mailini, işte gerekiyorsa WhatsApp'tan mesaj atmasını tembihliyoruz. Özellikle yakından takip etmemiz gereken çocuklar olabiliyor. Bunlarda bak okuldan çoğu zaman destek alabiliyoruz. Ya da aile iletişimde sıkıntı yaşıyorsa okulla ilgili bilgileri aldıktan sonra okul yönlendirmesi yapabiliyoruz. Bu şekilde uyumlu öğretmenler, uyumlu yönetimle işlerimiz çok daha güzel tabii ki tıkırında gitmeye başlıyor. Sonrasında ailelerden ya da öğretmenlerden ne bekliyoruz? Çocuğun ciddi gözleme oldu mesela. Çocuğu gözlemledik. Ders başarısızlığı var. Çocuk hiçbir şey anlamıyor, öğrenemiyor. Özellikle bu ilkokul 1'de bizim çok önemsediğimiz bir durum. Yaşıtları okuma yazmaya geçmişken okuma yazmaya geçememek. İşte yaşıtları
dakikada 70 kelime okurken bunun yarısının altında kalmak, bu gibi bulgular olduğunda acaba zihinsel gerilik mi, acaba öğrenme güçlüğü mü, acaba çok hareketli ondan mı öğreniyor ya da farklı bir sıkıntı var mı? Bazen kaygı bozuklukları da buna yol açabilir. Mutlaka uzman desteği almalarını öneriyoruz. Sıkı bir gözlem bizim için çok önemli. Bazen öğrenme güçlüğü ya da zihinsel bir sıkıntı varsa aileler fark edebiliyor. Bazen aile hiç fark etmemiş, çok dikkatli bir öğretmen daha ilk haftadan fark edip bizlere yönlendirebiliyor. Hani hep şey deriz ya, iyi bir öğretmen çocuğun hayatını kurtarır. Gerçekten iyi bir anne baba da çocuğun hayatını çok değiştiriyor. Çok erken tanı almasını ve çok erken tedaviye ulaşmasını sağlıyor. Bu yüzden herkesin yeri çok çok ayrı ve çok kıymetli. Sonrasında okul ilerledikçe biz neyi önemsiyoruz? Okulun başında çocuk çok iyiydi. İlk yazıları çok çok iyiydi, notları çok iyiydi, uyumu çok iyiydi. Sonra birden bozuldu. Bu da çok ciddi gözlenmesi gereken bir durum. Bu durumlar olduğunda tabii ki biz bazı psikopatolojiler ya da bazı uyum sorunları düşünüyoruz. Bazen çocuğun kendiyle ilgili, özellikle işte ergenlik dönemine yakınsa kendiyle ilgili sıkıntılar olabilir. Bazen aileleriyle ilgili sıkıntı olabilir. Bazen akut gelişen bir olay olabilir. Ne olabilir? Atıyorum, bu istismardan tutun da travmatik bir şey, trafik kazasına kadar her şey olabilir. Bu yüzden çocuğu hem duygulanımlı hem akademik başarı durumunu hem de akran iletişimini yakından takip etmek çok çok önemli. Burada öğretmenlere, PDR'cilere, psikologlara, okulda çalışan psikologlara da çok çok yoğun iş düşüyor tabii ki. Sonrasında aileye aktarımdan sonra da aileye çok büyük iş düşüyor. Ya da aile erken fark ederse öğretmene direkt söyleyebilir. Der ki, hocam ben bu aralar evde 3 gündür çok sıkıntılı görüyorum Ahmet Ayşe'yi. Okulda bir durum mu var? Ben söylediğimde, konuştuğumda konuşmak istemiyor. Ben de onu çok zorlamıyorum. Acaba işte aranız iyiyse siz bilgi edinebilir misiniz? Ya da bir uzman yardımına şu durumda ihtiyaç var mı? Gibi bilgiler alarak doğru zamanda doğru müdahaleye katkı sağlamış olabilirler. Bu durumda ailenin gözlemi de çok önemli bizler için. Öğretmenin gözlemi de. Sonrasında zaten eğer bir uzman yardım alıyorsa, bir tanısı varsa, bir tedaviye başlanmışsa burada da hem okuldan hem aileden desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Yine okul devam ederken okul sonlarına doğru ne sıkıntı yaşanabilir? Yaz geldikçe tabii ki, bahar geldikçe öğrenciler biraz daha gevşeyebilir, biraz daha rahatlayabilir. Bu hepimizde işte geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları misali. Hepimizde yaşanabilecek bir durum. Bu çocuktaki değişimin neden olduğunu gözlemlememiz yine çok önemli. İşte okul etrafını gözlemlememiz çok önemli. Mesela okul arada işte öğle yemeği için ara veren bir okulsa, atıyorum 1'e kadar okul var, 1-2 arası yemek, 2-4 arası yeniden okulsa, çocuk okul çevresinde okul dışından tanıştığı birileriyle görüşüyor mu? Çocuğun görüştüğü kişiler kimler, neler? Bazı dikkatli öğretmenler inanın istismara kadar her şeyi yakalamamızı sağlıyorlar. Aileyi uyarıyorlar, aile çocuğu gözlemliyor. Sonrasında bir sıkıntı olduğunu görüp bize getirdikten ya da adli makamlara başvurduktan sonra birçok şey çorap söküğü gibi zaten gelmeye başlıyor. Yani işin özeti şu: iyi bir öğretmen gözlemi, iyi bir okul gözlemi, iyi aile gözlemi ve bunların karşılıklı işbirliği içinde ilerlemesi bazen uzman hekime daha gelmeden olayın çözülmesini sağlayabilir. Bazen çözülmeyen olayda da uzman hekim desteğiyle ve yine bu üçlü dayanışmayla çok rahat çözülebilecek durumlar ortaya çıkabilir. Yapmamız gereken ne? İyi gözlemci olup çocuğumuzu, öğrencimizi yakından takip etmek, sonrasında da mutlaka yardıma başvurmak. Soruları alabilirim dilerseniz. Benim anlatmak istediğim bunlar. Sohbet kısmından gelen sorular var. Evet, oradan hocam, şöyle. Derseniz ben okuyabilirim onları. Tamam, olur, sevinirim. Tamamdır. Birisi okul fobisini aşamayan öğrenci için ne yapabiliriz demiş Onur Bey. Onur Bey bir veli mi? Bilmiyorum, Onur diye yazılmış. Çünkü velinin yapacağı şeyler farklı. Bir PDR'ci ya da psikolog ise, biliyorsunuz eğitimimizde doktor, psikolog, hemşire, veli hepsi olabiliyor. Ona göre cevap vermemiz lazım. Şöyle kabaca tarif edeyim. Okul fobisi varsa, okula gitmekte ciddi direnç yaşıyorsa, biz bir veli isek, nedenini anlamadıysak okuldan destek isteyebiliriz. Hocam, öğretmenim, işte ben Ayşe'yi okula gönderirken çok zorlanıyorum. Bir sıkıntısı var, gelmek istemiyor. Siz okulda bir sorun gördünüz mü? Bir sorunla, sıkıntıyla karşılaştınız mı? Ayşe'nin okulda arkadaşlarıyla ilişkisi nasıl? Sizinle nasıl? Okulda onu rahatsız eden bir durum var mı? Bunu çözebilir miyiz? Öğretmenlerimiz zaten artık gerçekten çok bilinçli ve direkt
kendileri fark etmediyse bir rehber öğretmenimize de soralım, bir onunla görüştürelim. Belki farklı tekniklerle bize bir şeyler anlatabilir diyorlar. Rehber öğretmenimiz konuya vakıf olduktan sonra sınıf öğretmeni ve aileyle paylaşıp sonrasında gerekiyorsa uzman tedavisine yönlendirebiliyor. Biz uzman olarak gördüğümüzde ne yapıyoruz? Çocuktaki boyutuna bakıyoruz. Ben öncelikle kendi yaklaşımım olan çocuk terapiye açıksa, atıyorum çocukta gerçekten bir okul fobisi tanısı koydum. Bu kaygı bozukluğunun bir çeşididir. Çocuğun bilişsel düzeyi, yani zekası çok iyiyse, iletişime çok açıksa, benimle işbirliğine açıksa, yani uzman hekimin işbirliğine açıksa, söylediğimi yapacaksa ben önce terapiyle başlıyorum. Tabii ki kaygısı çok yoğun değilse ve işlevselliğini sadece okul anlamında etkilemişse. İşlevsellik nedir? Bir kişiden o dönem için yapması beklenilen şeylerdir. Atıyorum ben bir doktorum, benim işlevselliğim nedir? Hastalarımı görmem, muayene etmem, onların tedavilerini düzenlemem. Dışarı çıktığımda, iş hayatım dışında, sosyal hayatımda arkadaşlarımla, ailemle güzel zaman geçirmem ve kendi çalışmalarımı yapmam benim işlevselliğim. Bir öğrenci için işlevsellik nedir? Okuluna gitmesi, ders dinlemesi, ödevlerini yapması, ders çalışması, akranlarıyla ve ailesiyle güzel vakit geçirmesi, uyumlu olması. Bunlar bozulduğunda biz işlevsellik bozulmuştur deriz ve psikiyatrik olarak tanı koyduysak tedaviye de başlarız. Zaten işlevsellik bozulduysa illaki tanısı vardır ve tedaviyi çok ciddi önemseriz. İşlevselliği sadece okulda bozulduysa ve bilişsel iyiyse terapiyle gidiyorum. Terapide uyum sağlıyorsa zaten ilk birkaç seanstan sonra anlıyorum. Terapimiz genelde 8-12 seans arası ama çocuğun zeka düzeyine, baş etme becerisine ve algısına göre bu değişebiliyor. Bazen daha kısa 4 seansta bitirdiğimiz de olur. Bazen 16 seansa uzattığımız da olur vakaya göre. Çocukla terapitik şekilde halledebiliyoruz. Ama eğer çocuğum çok yoğun kaygılı, her anlamda kaygı yaşıyor. Bir odadan bir odaya geçemiyor. Bir kişiyle tanışamıyor. Tanıştığı zaman konuşmuyor. Konuştuğu zaman sesi minicik çıkıyor. Çok küçük böyle ses tonlarında konuşuyorsa deriz ya, biraz küçük harfle konuş diye çok konuşan çocuklarımıza. Ve gerekli iletişimi kuramıyorsa, kaygısı çok yoğunsa onu yenmek için önce küçük doz bir ilaç, sonra yine terapiye yatkınsa ilaç artı terapiyle takip etmek istiyorum. Yaklaşımımız bu şekilde. Teşekkür ederiz hocam. Seda Hanım. Rica ederim. Oğlum okulda öğrendiği kötü kelimeleri çok fazla kullanıyor ve nerede kime kullanacağını bilmiyor. Ona biri vurunca okulda kullanıyor. Normalde nezaket kurallarını bilen bir çocuk için ne önerirsiniz? Okulla işbirliği durumunda ne önerirsiniz? Bu dürtüsellik evet. Yolları. Hatice Hanım merhaba, ben sordum soruyu. Aha, merhaba. Evet. Ya oğlum okulda öğren, yani normalde özür dilemesini, teşekkür etmesini bilen bir çocuk. Yani hiçbir şekilde kötü bir kelimesi olmadı bu yaza kadar. Okulda kötü kelimeler öğrendi. Yani böyle işte gerizekalı falan, ayıptır söylemesi şeyler. Kaç yaşında? 7 yaşında, 1. sınıf bu sene. Aha. Bu evde bize de yavaş yavaş başladı ama diğer çocuklar akıllıca kullanıyor. Hani kullanması gerektiği yeri biliyor. Ama benim oğlum nerede kullanması gerektiğini bilmediği için benim oğlum problem olmuş oluyor bu sefer. Hani Hı-hı. her yerde kullanabiliyor. Anlatabildim bilmiyorum. Hani, o yüzden bir de ona vurduklarında mesela karşı olarak öğretmene söylemek yerine o da vuruyor. Ama öğretmen de söylüyor. Genelde başlatan karşı taraf oluyor. Anladım. Şimdi bir çocuk hiçbir zaman bilmediği bir şeyi okula gittiğinde öğreniyorsa ve bunu her yerde kullanmaya başlıyorsa artık tabii ki durma mekanizması, frenleme mekanizmasında acaba bir sıkıntı mı var diye değerlendiririz. Evet, dürtüsellik olarak mı acaba? Aynen, anlatacağım onları. Evet. Biz çocuğu değerlendiriyoruz. İşte sizden gelecek ayrıntılı bilgi bizim için çok önemli. Biz bu yüzden böyle ayaküstü değil de muayenede değerlendirdiğimizde bu çocukları diyoruz ki başka ne sıkıntı var? Dersi dinliyor mu? Derse konsantre olabiliyor mu? Dersleri süper. İngilizce bile Aha. hani konuşabiliyor şu anda. Hani ana sınıfında da aldı. Okuma yazmayı tamamen biliyor. Çünkü ana sınıfında öğrendi. Tamam. Ben koleje gidiyor zaten. Yaptığımız yöntemi siz kendiniz için olan kısmı alın, oldu mu? Evet. Şimdi biz çocuğun ayrıntılı ders ve akran iletişimini öğreniyoruz. Ders içinde özellikle en az iki öğretmenden bilgi istiyoruz. Bir evet. sınıf öğretmeni, bir de yine ilkokulda da artık devlette de başlayan İngilizce öğretmenleri var. O öğretmenlerinden ayrıntılı bilgiyi alıyoruz. Evet. Çocuğun tek sıkıntısı küfürse net sınır koymayı öneriyoruz. Ama genelde bir küfür öğrendi ve bunu çok net her tarafta uyguluyorsa evet bu çocuk sınırını çok kontrol edemeyen dürtüsel bir çocuk olabilir diyoruz. Ama biz bunun için hem okula gönderdiğimiz ölçeklerin doldurulmasını istiyoruz. MOXO testinden yine destek alıyoruz, yardımcı oluyoruz. Çünkü MOXO testinde biz 4 alanı değerlendirebiliyoruz. Dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi değerlendiriyoruz. Test bize hem şiddetini hem seviyesini
öngördüğü şekilde bilgisayar raporlamasıyla gösteriyor. Onun dışında ben klinik muayenede çocukla baş başa kaldığımda sorduğum psikoterapötik sorular, sorduğum bazen sokratik sorgulamalarla çocuktan zaten gerekli cevabı alıyorum. Yani kısacası biz aslında ilk muayenenin sonunda ön tanımız %99.9 oluşuyor. Sonrasında yine eğer çocuğun okuluyla ilgili daha objektif bilgi almak istiyorsak ki bunu %99 yine yapıyoruz. Okuldan bilgi formu istiyoruz. Bizim bazı psikiyatrik ölçeklerimiz var. Yine aileye bu formu gönderiyoruz. Çocuktan bazı formları doldurmasını istiyoruz. Mevcut duruma göre tanı ve tedaviye yöneliyoruz. Çocuğunuz bu sıkıntıları yapmaya devam ederse ve ciddi sınır koyduğunuz halde ki biz bu sınırı 1 yaşından itibaren öneririz çocuklara. Bunu yapamazsın, bunu yapabilirsin. 2-4 yaş arası mesela zıtlaşma dönemidir. Ailelere bu dönemdeki önerimiz makul istekleri varsa zıtlaşmadan yapın ama makul olmayan her isteğine net cevabınız hayır olsun. Ağlayabilir, üzülebilir. Tamam, üzülebilirsin, ağlayabilirsin, istediğin olmadı. Dilersen ben buradayım, gelip sarılabilirsin, dilersen ağlayabilirsin şeklinde bir yaklaşım öneriyoruz. Sınırsız bir çocuk olursa, hiç kural konulmazsa okul dönemine kadar zaten o çocuk okulda konulan kurallarla okul fobisi de olur, öğretmen fobisi de olur, akran iletişiminde sıkıntı da yaşar. Bu yüzden okul öncesi kural koymayı ailesinin çok önemsiyoruz. Konulmayan kurallar kreş ya da anaokulunda konulursa bu da çok çok güzel olur. En azından ilkokulda artık tamamen akademik süreç başladığı için ne kadar sıkıntısız başlarsa o kadar iyi olur. Sizin oğlunuz özelinde de uyarınıza ve net kurallarınıza rağmen bu sıkıntılar devam ediyorsa mutlaka bir uzman desteği alın. Çünkü yanında tanı konulmamış bir psikopatolojisi olabilir. Çok teşekkür ederim. Merhabalar hocam. Merhaba. Hocam benim oğlum 7 yaşında ilkokul 1. sınıfa gidiyor. Bu hiç yerinde oturamıyor, duramıyor. Ödevini okuldan geldikten sonra okulda yapıyor. Eve gelince sürekli ağlayarak ödevine oturtturabiliyorum. Hiç durduramıyorum. Yani yerini hiç durduramıyorum. Ben bir psikiyatriye götürmüştüm. Doktor DHP dedi, ilaç verdi. İlacı da verdim, zehirleme yaptı ilaç. İlacı bıraktık. Şimdi zehirlemeden kastınız nedir? Ya çocuk ilaçtan zehirlendi. Nasıl yani? Ne dozda verdiniz ki? Normal ilaç önerdiğimiz dozda intoksikasyon özelliği göstermez. Ha işte o intoks diye bir şeyle o şekilde doktorlar bize şey yaptı dedi, ilaç tanı koydu, ilaçtan zehirlenmiş. O günkü günde o ilacı vermiştik biz. İlaç miktarını fazla vermiş olabilirsiniz. Normal önerilen doz bunu yapmaz çünkü. Evet, ondan sonra biz de bıraktık ama bu çocuk hiç yerinde duramıyor, oturamıyor. Hiç oturduğunu görmedim. Mesela ödevini bildiği takdirde yapmak istemiyor çünkü yerinde tutamıyor. Bana ne önerebilirsiniz? Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tarifliyorsunuz ki zaten bir çocuk ergen psikiyatristi tarafından tadı almışsınız. Şimdi ilaç dozlaması muhtemelen yanlış uygulandı tarafınızda ya da çocuk belki fazla aldı. Bizim zaten Türkiye'de kullanacağımız 2 tane tedavi var. Biz çocuğun yanında ek klinik bulgularına göre bu 2 ilaçtan birini seçiyoruz. Bazı ilaçlar bazı çocuklarda alerji oluşturabilir ya da zehirlenme yapmaz dozu yüksek vermediyseniz ama çocukta ailenin atıyorum. Mesela biz ilacı sabah öneririz. Aile muayenede tabii ki biraz daha telaşlıdır. Bizim sabah önerdiğimizi duymaz ya da eline yazdığımız kağıdı görmez. Eczacı kalfası der ki bazen bu ilacı aksam içsin. Bizim dikkat eksikliği ilacımız zaten dikkat arttırdığı için sabah alacağı ilacı gece verince bazen uyumaz. Hiç uyumaz çocuk. Çünkü dikkati arttı. Artan çocuk uyumaz. Bu durumda aile der ki hocam bu ilaç yaramadı. Biz yine yapılan muayenede tek tek sorgularız. Hangi ilacı kullandınız? Hangi dozda kullandınız? Saat kaçta verdiniz? Kaçta etkisinin bittiğini gözlemlediniz ve nasıl etki oldu? Durumunuza göre de uygun tedavi yeniden düzenlenir. Tanı almış bir çocuk ve şu anda mevcut bütün klinik sıkıntıları gösteriyorsa tekrar daha geniş zamanda psikiyatrik muayenesine zaman ayırın, oldu mu? Ve mutlaka kullandığı ilacı dozuna kadar doktorunuza anlatın. Yeni bir tedavi programlaması oluşturulsun çocuğunuz için. Ya, hocam o ilaçtan sonra bir şey sadece baş harfini vereceğim. R isimli bir ilacı verdi. Tamam. Şurup muydu? Önce şuruptan zehirlendi. Şimdi öbürünü verdi. R ile başlayan, öbürü de R ile başlıyor ama. Anladım ben. Evet. Şimdi şöyle, şurubu çok küçük dozlarda veririz. Şurubu biz hep ailelere, hatta ben özellikle gösteririm. Derim ki bakın şu kadar. Yani şu kadar başlıyoruz biz şurubu. Eğer yanlış bir dozlama yaparsanız çok
sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Ama bu sıkıntı ne olur? Ölüm gibi bir durum olmaz Allah korusun ama çocuk bir süreliğine konuşamayabilir, kasılabilir, dili dışarı çıkabilir. Aynen öyle oldu hocam. Evet, bu dozu yüksek verdiğiniz anlamına gelir. Biz zaten sıkı tembihleriz ama bazen reçeteye yüksek doz yazarız. Aileye de deriz ki bak burada reçetedeki dozu kullanma. Çünkü ilaç elinde görünürse devlet ödemesini yeniden yapmaz. Sen bu kağıda verdiğim dozu kullan deriz. Onu ayrıca yazarız. İşte burada ailenin dikkati çok önemli. Doktorun, uzmanının önerdiği dozu değil de duyduğu farklı dozu verirse burada işte sıkıntı olur. Bu sıkıntı da aynen o verdiğiniz şuruptaki intoksikasyonda bunu görürsünüz. Hiçbir aktif kömürle mide yıkanmasına vesaire gerek yok. Sadece gözlemlenir. Evet. İlacın etkisi geçince çocuğunuz normale döner ve gidebilirsiniz. Diğer ilaçta da saat aralığı vardır zaten. Belirli saatte etki eder. Çocuğun kilosuna uygun dozda veririz. Kiloya uygun dozda verilmeyen ilaç hiç etki etmez. Bazen düşük dozda verirseniz öğretmen de siz de dersiniz ki bu hiç etki etmedi. Ya da yüksek dozda verirseniz de dersiniz ki bu çocuk çok durgunlaştı. İşte bu yüzden yakın takip ve kontrol çok önemlidir. Bu yüzden biz deriz ki aileye mutlaka bize okuldan bilgi de getirin. Hatta işte artık dediğim gibi özel klinikte öğrenci her geldiğinde öğretmenden yeniden gözlem ölçeği istiyoruz biz. Sağ olsunlar çoğu öğretmenimiz kırmayıp zahmet edip bu ölçekleri tek tek değerlendiriyorlar. En son diyoruz ki oh be çocuğumuz şu an çok güzel. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu semptomları gerilemiş. Tedavisini alıyor, oturup ders dinleyebiliyor, ödevini yapabiliyor. Zaten tedavi olmaya başlayan çocuk benim bugün ödevim var, ders çalışmam gerek diye eve girer. Biz de bunu aileyle muayenenin ilk başında tanı koyduktan sonra söyleriz bunu ve buna dair bir gelişme bekleriz. En son uygun dozu gördükten sonra da kontrol aralığımızı arttırırız. Ekstra bir şikayet olmadıktan sonra atıyorum ayda bir görsek olur ama şikayetiniz olursa mutlaka erken gelin deriz. Şimdi sizin ilaç dozunuzun ayarlanma dönemi anladığım kadarıyla hekiminizle sıkı bir iletişim kurarak ve okulunuzdan da net bilgiler alarak uygun doza gelinmesine destek olabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Çok rica ederim, geçmiş olsun. Bu ağlamasını nasıl durdurabileceğim dersleri? İşte bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ilgisini çekmediği için ders yap deyince ağlar, kitap oku deyince ağlar. Evde bu sorunları tarif ederseniz hekiminize, evde de etki edecek düzeyde ilaç dozu ayarlar ve evde de ödevini yapmadan çocuk siz yat deseniz de yapmaz hale gelir zaten. Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim, geçmiş olsun. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Nur Hanım'a söz hakkı verebiliriz hocam. Nur Hanım parmak kaldırmıştı. Tamamdır. Merhabalar hocam. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Hocam benim çocuğum birinci sınıfa gidiyor, kızım. Hı hı. Aslında çok iyi. Hani her şeyi de biliyor. İlk zamanlar bilmiyordu. Yapamıyordu. Ama şimdi yapıyor yani. Kelimeleri falan da birleştirebiliyor. Güzel. Ama şey sıkıntımız var bizim. Ana sınıf öğretmenini istiyor. Öğretmenimiz erkek. Ana sınıf öğretmenimiz bayandı. Onu çok istiyor. Onu çok özlüyor. Bir de öğretmenimizle iletişim kuramıyor hocam. Böyle nasıl desem. Bildiği kelimeyi öğretmenin karşısına geçince unutuyor, yutuyor. Konuşamıyor. Evde benimle çok güzel iletişim kuruyor. Mesela söylüyor anne bu şekilde falan diyor. Ama öğretmenle hiçbir şekilde iletişim kuramıyor. Öğretmene soruyorum hocam diyorum mesela hani sizle iletişimi nasıl? Birebir konuşuyor musunuz falan diyorum. Öğretmen diyor evet konuşuyoruz. Ama hani ben yani alamıyorum çocukta o iletişim yok yani. Hem arkadaşlarına karşı hem öğretmene karşı. Hı hı. Burada öğretmeniniz ve rehberlik birimiyle mutlaka iletişimi koruyun. Hem öğretmenden bilgi alın hem de gidip rehberlik öğretmeniyle birebir konuşun. Deyin ki işte aynen bu söylediğinizi. Ben bu sıkıntıları yaşıyorum. Şimdi anaokulu öğretmenini özleyebilir bu durumda ama o senin hani çocuğa net sınırları koymak burada da geçerli. Anneciğim o senin anaokulu öğretmenindi ve sadece küçük yaş gruplarının dersine girebiliyor. Büyük yaş gruplarının dersine artık böyle öğretmenler girebiliyor. Senin işte atıyorum Osman öğretmenin gibi öğretmenler girebiliyor. Ve öğretmenin seni çok seviyor. Çocuğun yanında kesinlikle okul ve öğretmen hakkında olumsuz konuşmayın. Her ne olursa olsun, ne kadar büyük bir travmanız olursa olsun. Çünkü çocuk bundan siz bir söylersiniz onu etkilenir ve bir daha öğretmen ne yapsa ağzıyla kuş tutsa da o çocuğa kendini sevdiremez. Bu yüzden anne baba evde konuşurken, telefonda konuşurken, arkadaşlarıyla konuşurken okul ve öğretmen hakkında lütfen olumsuz bir cümle, bir kelime dahi etmesinler. Sonrasında rehber öğretmenden de destek aldıktan sonra çocuktaki
sıkıntı devam ediyorsa ya da öğretmenler de gözlemliyorsa size zaten dönüş yaparlar. Derler ki rehber öğretmen atıyorum, ben haftada bir görüşmeyi alacağım. Evet, biraz öğretmeniyle ilgili kaygıları var ama aşılmayacak düzeyde değil, ben destek olacağım der. Ya da size der ki evet çok kaygılı, ben konuşmama rağmen üstesinden gelemiyorum. Alanında uzman birine giderseniz destek olur der. Buna göre mutlaka yönlenmenizi yapın gecikmeden, oldu mu? Şu an okul açılalı 2 aya yaklaşıyor zaten. Yani evet, bütün aktif vakaların yakalanma dönemi. Şu an zaten okullardan, öğretmenlerden çok yoğun talep ve yönlendirmenin olduğu dönem. Varsa bir sıkıntı, iletişiminizi okul ve öğretmenlerle çok sağlam kurarak bir an önce sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Hocam bir de mesela ben çocuğa bir şey söylüyorum. Ya, çocuk dışarıya algısını kapatıyor. Sadece kendi dediğine odaklanıyor ve benim bu istediğim olacak diye sürekli ağlıyor. Dışarıya algısını kapatıyor. Ben çözüm üretiyorum mesela, bunu bu şekilde yapalım diyorum. Ama hiçbir şekilde beni dinlemiyor ve bütün algısını dışarıya kapatıyor. Sadece kendi dediğine odaklanıyor. Anladım. Bu az önceki söylediğim gibi tutturma. Bunda kuralınız net olacak. Atıyorum akşam vakti dedik enlerde Luna Park'a gidelim. Hayır, akşam oldu ve hava soğuk, gidemeyiz. Ağlıyor mu? Ağlayabilir ve sürekli size gidelim diyor. Gidelim demem bir şeyi değiştirmeyecek. Bundan dolayı gidemiyoruz diyeceksiniz ve tekrar soru sorduğunda ya da tekrar taleple geldiğinde buna dair uzun uzun açıklama yapmayın. Cevabınız net olduğu için anneciğim başka konuda konuşmak istiyorsan konuşabiliriz ama bunda fikrimi belirtmiştim deyip tekrar özellikle dikkatini dağıtabiliyorsanız farklı bir alana kaydırın. Alternatif derken ilk sunduğunuzda çocuk alternatifleri açık bir çocuksa zaten bugün gidemeyiz ama hafta sonu cumartesi güneşli olursa öğle saatlerinde ben seni götürebilirim. Ne dersin? Hem daha çok eğleniriz, hem giderken yakın arkadaşın Ayşe'yi de götürebiliriz gibi alternatif fikirlerle mutlaka besleyin. Ama hiçbir alternatif dinlemeyen bazı çocuklarımız olabiliyor. Direten bazı çocuklarımız. Onlarda da net olmak ve sınır koymak çok çok önemli. Evet, anladım. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Fatma Hanım ve Demet Hanım'ın elini görüyorum. Evet. Hızlıca onları da alabilirsek. Fatma Hanım alabiliriz. Hocam merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şöyle bir sorum var benim. Kızım birinci sınıfa gidiyor. İlk zamanlar arkadaşların agresif davranıyordu. Hiçbir şekilde derste yazılarını, hiçbir şekilde tahtadaki hiçbir şeyi yazmıyordu. Hepsini eve getiriyordu. Evdeki ödevleri yapmak istemiyordu. Ayrıyeten derste çok aşırı konuştuğunu dile getiriyordu öğretmen. Öğretmenimiz de çok otoriter bir öğretmen. Hani kuralları net, katı bir öğretmen. Ve ben her gün kuralları söylememe rağmen unutuyordu. Son bir hafta öğlen aralarına gidip hatırlattım. Biraz daha düzelme oldu. Bu hafta eline ufak okuma yazma bilmediği için atıyorum dersi anlasın diye, yani dersini yetiştirsin diye kitap şekli çizdik. Melodi şekli çizdik. O şekilde onları görerek daha da azalttığını söyledi öğretmen. Hani bizim uzman desteği almamıza ihtiyaç var mı bu dönemde, yoksa hani bekleyelim mi? Şimdi şöyle, artık tahtayı defterine geçirebiliyorsa, öğretmenin verdiği komutları alıyorsa, öğretmen yaz dediğinde yazıp oku dediğinde okuyorsa, arkadaşlarıyla sıkıntısı da toparladıysa uzman desteğine gerek yok. Öğretmeninizle iletişimi yine çok sağlam tutup her gün gerekiyorsa bilgi alın öğretmeninizden. Aynen. Bu sorunlar devam etmiyorsa hiçbir sıkıntı yok ama devam ediyorsa yine rehberlik birimini araya sokun. Rehberlik birimi çocuğu birkaç hafta gözlemlesin. Yine okulun ve rehberlik biriminin üstesinden gelemediği bir durum olursa zaten sizi uzmana yönlendirmek üzere gönderirler diye düşünüyorum. Sıkıntı bittiyse ama herhangi bir uzmana gerek yok. Ancak devam eden sıkıntılarda mutlaka uzman desteği. Ama hani hep onu görerek, elindeki o resimleri görerek hatırlıyor. Anladım. Hayır, bu da normal değil tabii ki. Çocuk bir süre hatırlatıcılardan fark edecek ama biz terapilerde de güven odağı ya da güven nesnesini bir süre sonra terapiden çıkarırız. Şöyle yapabilirsiniz. Anneciğim sen artık bunları öğrendin. Atıyorum 1-2 hafta yanında taşıdı ve öğrendi. Öğrendiğin için artık bunları yanında götürmene gerek yok. Çünkü sen aklına yazdın. Bakalım bugün nasıl olacak? Eminim başarabileceksin. Başaramasan da sorun değil, yeni bir çözüm buluruz gibi çocuğu yüreklendirerek, suçlayıcı olmadan yeni yol gösterirsek ve bu kartlar olmadığı zaman, bu çizimler olmadığı zaman kontrol mekanizmasını yine kaybediyorsa destek almaya ihtiyacımız var rehberlikten başlayarak. Ama kontrolünü kaybetmedi, her şey yolundaysa sıkıntı bitmiş demektir. Tamam hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hocam Demet Hanım'a söz hakkı verebilirim. Hı-hı. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Demet Hanım. Allah razı olsun. Sizin sayenizde hep hasta biliyorsunuz belki bize ondan sonra. Evet. Güzel faydanızı gördüm. Şey gördüm de hocam.
ilaç içiyor hocam da. Bu kelimesi hiç eksilmedi. Bir, mesela haplar basımı döndürüyor, ağrıtıyor diyor. Gerçek mi söylüyor, yalan mı söylüyor bilemiyorum. Okula gidemiyoruz. Ama işe de gidemiyor, utanıyorum diyor. Ne yapayım hocam? Şimdi Demet Hanım'ın yavrusunu biz takip ediyoruz. Tabii ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve davranış bozukluğu var. Arada bir kaygı bozukluğu da yokluyor. Çok ilaçlarını düzenli almayınca bu sıkıntıları görebiliyoruz. Normal ilaç kullanımında, tedavide dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ya da davranış bozukluğunda herhangi bir yan etki olmazken bırakıp yeniden başlarsa biz zaten ilaca tolerans dönemi dediğimiz bazı sıkıntıları bu bırakıp başlayan çocuklarda görüyoruz. Bunu da çok önermiyoruz zaten çünkü reseptör düzeyinde dirence yol açıyor. Bu da bir hekim olarak bizim hiç istediğimiz şey değil çünkü onlar bizim tedavi aletlerimiz, bizim tedavi çantamızda olan şeyler ve ilacı kendine göre etkisiz hale getirirse bu reseptör düzeyinde bir engelleyerek tabii ki bizim tedavimizi de zorlaştıracak. Şimdi bazı çocuklar ilaç kullanmamak için söyleyebilirler. Ailenin her türlü yan etkiyi aklında tutup hekim muayenesinde bunu dile getirmesini tabii ki çok önemsiyoruz. Biz bu ilaç şu yan etkiyi yapmaz, bu ilaç şu yan etkiyi yapar gibi değil de çocuk bazında yaklaşmayı yine çok önemsiyoruz. Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları olarak. Aa, çocukta bulantı mı yaptı? Hiç böyle bir şikayet almadık ama bir dikkat edelim. Bulantı ne zaman oluyor? Günün hangi saatlerinde? Hangi saatlerinde azalıyor ve ne yaparsa geçiyor? Gibi sorularla ve psikiyatrik muayenemizle bunun gerçek bir yan etki mi? Çocuğun sekonder kazanç amaçlı söylediği bir şey mi olup olmadığını zaten anlayabiliyoruz ve yol haritamızı o şekilde çiziyoruz. Yani burada da muayene ve hekiminizin sizi yönlendirdiği bilgiler ve değerler çok önemli. Sıkıca takip etmenizi öneriyorum her biriniz için. Hocam utanma duygusu var, işe gitmiyor ama o neden bir gitsin hayatını istiyorum. Bu çocuğumuz özelinde evet utanma duygusu değil de sekonder kazanç dediğimiz şey Demet Hanım. Yine muayenede ayrıntılı bilgi verebiliriz size bununla ilgili, oldu mu? Sağ olun, anlamasının çok faydasını gördüm hocam. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, geçmiş olsun, faydalı olduysak ne mutlu. Hocam Özlem Hanım'a söz hakkı verebiliriz. Hı hı. Özlem Hanım, sizi dinliyoruz. Özlem Ergül. Sesiniz kısık. Merhaba. Merhaba. Benim oğlum 4 yaşında. Anaokuluna gönderiyorum. Öğretmeni bugün bizi uyardı. İlk başta okula giderken çok heyecanlı gidiyor ama okula gittiğinde sürekli bir ağlama krizi yaşıyoruz. Ve susturamıyor. Öğretmeni de hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. Sadece anneme gitmek istiyorum diyormuş öğretmenine. Evde de biraz bize karşı böyle bir agresif durumları var. Bir şey istediğimiz zaman kızdığında bize vurma gibi, böyle bazen oyuncaklarını atma gibi durumları var. Bunun için ne yapabilirim? İlk okul yılı mı bu yıl? Evet, ilk. Peki oryantasyonu yapabildiniz mi? Okula uyumu sağlayabildiniz mi? Konuşmanın başında anlattığım şekilde. Ya evet, biz ilk başlarda zaten konuşarak, dediğim gibi severek gidiyor okuluna, koşa koşa gidiyor, anlatıyor. Hı-hı. İlk bir hafta bekledim, kendi bekle diyordu. Şimdi mesela anneciğim eve gideceğim, evde işlerimizi halledeyim, geri geleceğim, seni alacağım diyorum. Tamam, eve git, işlerini bitir, gel diyor. Severek gidiyor okula ama işte dediğim gibi girdikten sonra belirli bir zaman sonra öğretmeni arıyor. İşte o zamanım durmadı diyor, susturamıyoruz diyor, bizi de dinlemiyor hiç diyor. Mecbur alıyoruz. Bizim öğretmeni işte bir isterseniz psikolojik yardım alın deyince, zaten o sizi öylelikle katılım sağladım. Ne yapabilirim? Hani nasıl yönlendirebilirim? Şöyle, şimdi işte okulda zaten ana sınıf öğretmeni de, rehber öğretmen de destek olmaya çalışıp olmuyorsa evet bir kaygısal sorun yaşıyor. Şimdi oryantasyon dediğimiz şey sadece okula sevinçli gitme değil. Okulda düzenli ve severek kalmayı da içerir. Oryantasyon dönemi tam olan çocukta da bu görülebilir demiştik zaten konuşmanın başında. Bu çocukta yenemediği kaygılar var. Bu yüzden uzman yardımı mutlaka alın. Bir çocuk ve ergen psikiyatrisi en yakın neredeyse onu muayenenizi yaptırın. Acaba kaygıları neye bağlı? Bunun çözülmesi lazım. İşte sizin gelmeyeceğinizi mi düşünüyor, okulda unutulacağını mı düşünüyor? Buna dair çocuğun bilişsel düzeyine göre çalışma yapılması lazım. Farklı alanlarda kaygıları varsa onların üstesinden gelinmesi için yine çocuğun bilişsel seviyesi düzeyinde çocuğa davranışsal bazı ödevler ve uygulamalarla
Bu yolu aşmanız lazım. Burada da hekim ve yine öğretmen işbirliğiniz sizin çok önemli. Hekim size yapmanız gerekenleri anlatacak, yönlendirecek. Hem okulda hem evde uyumanızı isteyecek. Evdeki agresyonu tabii ki okula gidip geldiği ve bunun kaygısını yaşadığı için olabilir. Artmış bir agresyon varsa. Burada da şu sınırı net koyun. Seni anlıyorum, kızdın ama kızdığında şiddet uygulayamazsın. Hepimiz öfkelenebiliriz. Öfke de bizim duygularımızdan biri. Evet, ama öfkelendiğimizde bir durup düşünmeliyiz. Öfkelendiğimizde nasıl sakinleşebiliriz? En iyi sana ne gelir? Mesela ben içimden ona kadar saydığımda iyi gelirdi anneciğim. Bir sen deden öfkelendiğinde ya da oda değiştirebilirsin anneciğim. Oturma odasında kardeşinle kavga ederken çok sinirlendin. Öfkelendiğini hissettin. Mutfağa geçebilirsin gibi çocuğa alternatif yapabileceği öneriler verebiliriz. Yine burada dediğim gibi zaten bir kaygı bozukluğu tanısı alırsa hekiminiz sizi net terapötik yol çizerek yönlendirecektir. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Teşekkür. İyi akşamlar. Yavuz Bey'e söz hakkı verebiliriz hocam. Dinliyoruz Yavuz Bey. Yavuz Yılmaz. Hattan düştü galiba. Sevda Hanım, Yavuz Bey'in sesi açık aslında ama. Evet ama. Sevda Hanım'a söz hakkı verelim. Hı hı. Merhaba hocam, iyi akşamlar. Merhaba Sevda Hanım. Hocam ben özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Kıymetlimiz. Sosyal engel. Hocam şöyle bir problemimiz oluyor. Bazı aileler ki yani bunu kabullenmek zaten kolay değil. Siz daha iyi biliyorsunuz. Aileler mesela çocuklarda hem hafif düzey zihinsel engellilik hem de dikkat dağınıklığı aşırı derecede var. Ama aileler benim çocuğumda hiçbir şey yok, evde tüm ödevlerini yapıyor şeklinde. Doktor ilaç verirse ilaç kullanmayız biz, kullanmayacağız şeklinde geri dönüşler oluyor. Mesela biz kaynaştırmaya gitmesi gereken öğrenciler oluyor ya da işte daha... özel uygulama okuluna gitmesi gereken öğrenciler oluyor. Onları mesela ailelere söylemek durumunda kalıyoruz ister istemez ama bazıları kabulleniyorlar, bazıları kabullenmiyorlar. Sadece konuşma bozukluğu olduğunu ama hafif düzeyi ya da zihinsel engel olmadığını düşünüyorlar. Böyle bir durumda biz ailelerle hani doktorunuz ilaç verirse bunu kullanın, hani bir zararı yok şeklinde yaklaşımımız olsun mu olmasın mı? Şunu evet. Öneriyorum. Şimdi bir uzman hekim gördüyse, çeşitli tetkik ve işte ölçek değerlendirmesi, klinik muayeneden sonra tanı koyduysa sadece olmuş. Sadece mesela RAM raporunda konuşma bozukluğu ve hafif düzey zihinsel engel ama ailesinin söylediğine göre RAM'da sadece konuşma bozukluğu olduğunu, özel eğitim okuluna gelebilmesi için hafif düzey zihinsel tanısı olmadığı halde o şekilde tanı konulduğunu söylüyorlar. Ama çocukta kesinlikle ve de kesinlikle, hani birkaç çocuğum da var aynı şekilde, kesinlikle zihinsel engel var. Yani. Anlıyorum ne demek istediğinizi. Şimdi RAM raporu normalde şöyle işler RAM. Öğretmen ya da okul çocuğu RAM'a yönlendirir. Gerilik düşündüğü çocuğu ya da farklı olduğunu düşündüğü çocuğu, bazen üstün zekaları da yönlendirebilir ya da sınıfta durmayan ve çözülmeyen vakalarda RAM'a gidin der. RAM da zaten yeniden bir çocuk psikiyatriye yönlendirir ya da der ki evet şu sıkıntılar olabilir, heyet raporu getirin. Ama bazen RAM il il bile değişiyor. İl ili bırakın, ilçe ilçe değişebiliyor. Bazen hiç hekime göndermeden kendi eğitsel raporunu çıkarıp eğitim uygulayabiliyor. Biz bundan çok hoşlanmıyoruz. Çünkü tanı koyma yetkisi sadece hekimindir. Alanında uzman hekim tanı koyar. Bakın normal bir hekim de demiyorum. Alanında uzman hekim tanı koyduktan sonra bu bir çocuk için tabii ki çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıdır. Tanı koyduktan sonra RAM genelde heyet raporu ister. Heyette de zaten çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı olarak biz varız. Çocuğu görüyoruz, değerlendiriyoruz, uygun zeka testi yapıyoruz. Aileden alabildiğimiz kadar bilgiyi arıyoruz. Sonrasında da çocuk için heyet raporu çıkıyor. Çıkan heyet raporunu aile RAM'a götürdüğü zaman devlet bu çocuğun özel eğitim ihtiyacı varsa haftada 2 saatin ücretsiz olarak karşılıyor. Zaten elinizdeki bir heyet raporuysa uzman hekim görmüş ve tanısını koymuş demektir. O tanı geçerlidir. Aileler dediğiniz gibi bazen kabullenmekte çok sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bazen işte depresyonun ilk aşaması inkardır. Hayır benim çocuğumda öyle bir şey yok. Hayır kesinlikle yok. Biz de bunu klinikte sıfır tanı alan hastalarda yaşayabiliyoruz. Özellikle otistik spektrum bozukluğunda bu sıkıntıyı çok sık yaşıyoruz. Aileler çok yoğun inkardalar. Tabii ki çok çok iyi anlıyoruz. Biz diyoruz ki tanının adı önemli değil. Tanıya takılmayın.
tedaviyi konuşalım birlikte. Ne yaparsak bu çocuk ilerler. Atıyorum zihinsel geriliği varsa özel eğitim almalı. Otistik spektrum bozukluğu varsa özel eğitim almalı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa mutlaka ilaç tedavisi öneriyoruz. Kaygı bozukluğu varsa terapi, ilaç tedavisi olabilir. Yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda davranışsal metotları öneriyoruz. Aileye bazı ödevlendirmeler, çocuğa ya da gence bazı ödevlendirmeler yapıyoruz. Şimdi bazı aileler dediğiniz gibi kullanmak istemiyorlar. Devlet hastanesinde çalışırken süremiz çok kısıtlı bizim. Sağ olsunlar işte farklı bir politikaya kurban gittiğimiz için 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlandığımız dönemler çok oldu. Randevulu hastanın yanında randevusuz gelen hasta, sağlık tedbiriyle gelen hasta, adli vakalar, tutuklular, bunların hepsi üst üste geldiğinde bir hasta yarabileceğimiz süre 5 dakika oldu. Biz yine dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Dedik ki tedavisi budur, tedavi olursa bu olur, olmazsa bu olur. Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu da dahil. İlaç önerdiğimiz kısımda tedavi olmazsa bunun tabii ki ileriki dönem sıkıntıları var. Nedir mesela bu? Dikkat odaklanamama sorunları ile birlikte hem sosyal hem akademik anlamda sıkıntı yaşama, akran ilişkileri ve aile ilişkilerinin bozulması, riskli akran ilişkilerine açık olma, riskli madde kullanımına açık olma gibi etkiler. Aileye bunu anlatıyoruz. Tabii ki son karar ailenin. Özel klinikte vaktimiz daha çok olduğu için aileye daha ayrıntılı bilgiler veriyoruz. Ama yine son karar ailenin. Dediğiniz gibi ben orada şey diyorum. Yani herkes kısmetini alıyor. Demek ki bu tedavi bu çocuğun kısmeti değil. Anne baba kabul etmiyor. Tabii ki bu çocuk için çok büyük bir yıkım. Diliyoruz ki her anne baba, biz onlara yayında gösteriyoruz. Nereden isterseniz bakın, işte kitap önerisi de veriyoruz. Uzmanlar tarafından yazılmış kitap. Dilerseniz ayrıntıları buradan öğrenin. Kafanızda bir soru işareti varsa lütfen sorun. Tedavi olursa şu olur, olmazsa şu olur. Karar sizin diyoruz. Son karar ailenin. Tabii ki orada müdahale edemiyoruz ama zaten bu aileler genelde 1-2 en fazla 3 yıl sonra dönüp dolaşıp geri geliyorlar. Çünkü başka bir tedavi mekanizması yok şu an için ispatlanmış olarak, şu an için bilimsel olarak. Sizler de böyle hastayla karşılaştığınızda mutlaka alanında uzman hekime gittiğini gördüğünüz hastalara bakın, hekiminiz bir tanı koymuş ve tedavi önermiş. Bunu kullanırsanız özel eğitimde başarı ve fayda sağlamamız %90-%100 arası olabilecekken, kullanmazsanız bu faydamız %50'ye kadar düşer. Bunu kabul ederek başlayalım deyin. Çünkü özel eğitim etkinliğini de düşürecek. Ben bazı işte hareketli çocuklarıma diyorum ki okulda hani işlevselliği bozarsa biz müdahale ettiğimiz için bazen teneffüste hareketliliğini atıyor. Derste sıkıntısı yok. O zaman hiç müdahale etmiyorum. Diyorum ki takip edelim. Ama derste de sıkıntısı var. Dinleyemiyor, anlayamıyor, yerinde oturamıyor. Dürtüsel bir çocuk. Diyorum ki o zaman bu çocuk ne aldığı dersten fayda görür. Ne aldığı özel dersten ne de özel eğitim alıyorsa ondan. Mehter takımı gibi bir öne iki geri gelir. Karar yine sizin diyorum ve aileyi bırakıyorum. Tabii ki bir uzman hekim eğer tedavi önerdiyse bunu kullanması konusunda aileyi yüreklendirebilirsiniz ama farmakolojik bilginizin olmadığını, ilacın etki ve yan etkisini hekimine sorarak öğrenebileceğini mutlaka ilave edin. Hocam şimdi ben kendi çocuğumdan da örnek veriyorum. Benim kızım da 13 yaşında. Onda da dikkat eksikliği ve hiperaktivite olduğu için ben de ilaç kullanıyorum. Hani bu şekilde örnek verdim artık. Hani kendi çocuğumdan kullanıyorum. Hani keşke daha önce götürseydim şeklinde bir konuşma yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü hocam hani takdir edersiniz ki en az 9-10 öğrencimiz oluyor ve hepsi aynı şekilde oldukları için kontrolü sağlamak çok zor oluyor. İki öğretmen, iki stajyer olduğu halde çok zorlanıyoruz ama yani evde anneleri yaptıklarını söylüyor ama annelerinin yardımıyla yaptıkları için ki biz tek tek ilgileniyoruz hepsiyle. Ama evde mesela daha büyük bir baskı altında oldukları için evde yaptıklarını düşünüyorlar aileler. Kesinlikle evet. Biz de zaten bir bilgi geldiğinde aileden gelecek bilgi mi, okuldan gelecek bilgi mi, okuldan gelen daha objektif olur mantığındayız. Çünkü aile bazen daha koruyucu davranabiliyor ya da evde çok yoğun bir disiplin ve ceza varsa çocuk korkudan yapabiliyor. Ama asıl zaten bizim yapmasını beklediğimiz ortam toplulukta, sınıfta kurallara uyup etkin ödevlerini, görevlerini yapması. Bu konuda zaten geçen yıl özellikle Kayseri'de rehber öğretmenlerle 500 katılımlı bir yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü semineri düzenledik, eğitim verdik. Rehber öğretmenlerden geri dönüş
Yani ilgileri, bilgileri çok çok iyiydi. Herkesin söylediği şey, lütfen sınıf öğretmenlerimize de bir seminer düzenleyin. Çünkü siz hekim olarak ilaç öneriyorsunuz, çocuk başlıyor, biz o düzelmeyi takip ediyoruz. Ama bir öğretmen ne ilacı canım, bıraksın ilacı. İlaçlık bir şey yok deyince aile haliyle otorite olarak gördü, öğretmeni dinliyor ve bırakıyor. Sonrasında çocukta akran ilişkilerinde zorlanma, zorbalık görme ya da yapma, derslerinde bozulma. Biz bunların hepsiyle baş etmeye çalışırken yeniden doktora yönlendirdiğimizde de bazı öğretmenler hiç gitmenize gerek yok, gerek yok, giderseniz ilaç verir gibi yaklaşımlarda bulunuyor diye serzenişte bulundular. Gönül ister ki toplumun her kesimine eğitim verebilelim, her kesimine bildiğimiz oranda faydalı olabilelim. Ama dediğim gibi artık şey diyorum ben, hani herkese her şeyi anlatıyoruz ama herkes farklı anlıyor ya. Demek ki diyorum bu olay da kısmet. Tabii ki öğretmenlerin işini zora sokuyor. Biz zaten aileye bu uyarıyı da yapıyoruz. Bakın işte veli şikayeti alıyorsunuzdur. Zaten bazı şikayetler böyle geliyor. Hani hekime başvururlar. Artık veli görünce ben saklanıyorum hocam. Tüm veliler okulda beni bekliyor. Hep çocuğum hakkında şikayet var. İşte öğretmen dile getiriyor ya da getirmiyor. İşte bu çocuğun hem sosyal hem akademik anlamda zorlanmıyor demek. Bu yüzden direnmek yerine tedaviyi kabul etmek, varsa aklında bir sorusu uzman hekimine sormak, yine varsa bir sorusu yine alanında başka bir uzman hekime danışmak, bu alanda yazılmış, uzmanlar tarafından yazılmış kitapları okumakla bilgi alacak. Ben ailelere söylüyorum, yani şimdi tedavi olur, olmayan da zaten birkaç yıl sonra yeniden gelir ama olan çocuğun geçen zamanına, sınıftaki arkadaşlarının girdiği hakkına, çocuğun kendi özgüveninde oluşan büyük kara deliklere, artı sizin sürekli şikayet duymakta ve çocuğa yaptığınız baskıda olan artışa ve öğretmenin bütün emeğine olur. Yani 2-3 yıl kaybettikten sonra illa dönüp dolaşıp yine aynı şikayetler, hatta daha da artmış şikayetlerle, tabii ki çocuğun yaşı da büyüdüğü için tekrar geliyorlar. Bu bilgiyi verebilirsiniz. Alanında uzman hekimlere yönlendirebilirsiniz. Mutlaka zaten sizin yönlendirmeleriniz çok çok kıymetli. Bazı ailelerin biz böyle ulaşabiliyoruz. Öğretmen yönlendirdi de geldik ama bizce sorun yok diyorlar. Tabii ki bir bakıyoruz. Yani tanı eşiğini çoktan aşmış sıkıntılar var. Bu yüzden sizin yönlendirmeniz çok kıymetli bence. Aile her ne kadar dinlemese de, dinlemiyor gibi görünse de mutlaka onu önemsiyor, emin olun. Hocam ben zaten bu mesela bahsettiğim öğrencilerinden biri ikinci sınıfa gidiyor. İkinci sınıf öğrencisi. Birinci sınıftayken annesine göre öğretmen baskısına maruz kaldığı için bu şekilde davrandığı konusunda, yönünde. Ama ben kendilerine hani o şekilde olmadım ve sadece RAM'dan rapor alıp psikiyatriye herhangi bir şeye gözükmeden sadece RAM'dan rapor alıp özel eğitim sınıfına ikinci dönem gelmiş. Ve o zaman daha da kötüymüş. Hani biz yine biraz hani sakinleştirmeye falan çalışıyoruz. Aynı şekilde ailesine bunun böyle olmadığını, aynı zamanda aşırı derecede dikkat dağınıklığı olduğunu ve eğer aile de kabullenemiyor zaten, hani benim çocuğumda hiçbir şey yok, zorla benim çocuğumu özel eğitimi aldılar şeklinde bir konuşması oldu. Biz de çocuğunuzun eğer kaynaştırmaya gitmesini istiyorsanız hani dikkat dağınıklığı konusunda tedavi görmesi gerekiyor. Bunun için de hem RAM'a hem de psikiyatriye gitmeniz gerekiyor dediğimiz için aile bizim yönlendirmemizle, rehberlik servisine yönlendirmemizle ve doktora yönlendirmemizle rapor almak için ve testlerini yaptırmak için bir psikiyatriye ve RAM'a tekrardan gidecekler. Ama yine de ilaç verirlerse kullanmayacağız şeklinde bir şeyler oluyor maalesef. Dediğim gibi yani hekim olarak biz uygun tedaviyi mutlaka bilgilendiririz. Etkisi, yan etkisi nedir? Cevap veririz ama ailenin kendi tercihi. Siz de böyle öğrencilere veya da böyle ailelere şey deyin. Hani ilaç kullansanız zaten bunun etkisiyle çocuğun buradaki verimliliği %100 olacakken, kullanmayınca bu %50-60'a düştüğü için beklentinizi bu seviyede tutun deyin. Evet. Çünkü tedavi olmayana yapılacak hiçbir şey yok zaten. Tamam. Çok hocam, teşekkür ediyorum hocam. RAM zihinsel yetersizlik raporu verebiliyor mu? RAM mı? Evet. Maalesef. İşte diyorum ya, Türkiye'de sınırların net olmamasının sıkıntısını çok yaşıyoruz. Hekim görmemiş, çocuğa öğrenme güçlüğü tanısı koyabiliyor bazı RAM'lar ve eğitsel rapor düzenliyor. Çocuğa hafif zihinsel gerilik tanısı koyuyor ve çok gereksiz raporlar düzenliyor. Yani işler acısı durumdayız diyeyim ben size. Türkiye geneli olarak konuşuyorum. Gökçe Hanım mikrofonunu kapattı hocam. Hocam ben bir iki tane chatten yazılan soruları okumak istiyorum. Genel olarak aslında iki konu var. Bir,
Birincisi çocuklarının bir türlü okula gitmek istemediğini, evde işte ağladığını vesaire ya da yavaş davrandığını, çok zor hazırlandığını söyleyen bir grup var. İkinci grupta da hem öğretmenler hem de velilerde, ebeveynlerde aynı sıkıntı var. Okula normal severek işte keyifle gittiğini ama okulda mesela işte aniden sınıftan çantasını toplayıp çıktığını ya da ağlama nöbetleri tuttuğunu vesaire okulda böyle sıkıntılar yaşadıklarını söylüyorlar. Bu iki grup için ne yapılabilir diye sorayım ben size. Şimdi ikiden başlayayım. İşte az önceki bir arkadaşın sorusuna verdiğimiz cevap gibi. Bunlar zaten kaygı bozukluğu illa okula giderken görünmek zorunda değil. Kaygı bozukluğu dediğimiz o ortamda kalmayı sağlayan işlevselliğin azalmasına da verilen attır. Bir çocuk birden çantasını toparlayıp okuldan fırlayıp çıkmak istiyorsa, okulda iki saat eğlenip kalmış, sonrasında eğlenemiyorsa ve bu ardışık olarak ve düzenle devam ediyorsa mutlaka bir uzman desteği. Bu işin altından her şey çıkabilir. 15 yıllık tecrübemle söylüyorum. İstismardan tutun da oynadığı bir cep telefonu oyunu, bilgisayar oyunu maalesef son günlerde çok rastlıyoruz. Bu videodan gelen bir korku, kaygı, bir arkadaşının söylediği bir olumsuz yanıt, birinin bir bakışı bile neden olmuş olabilir. Bu bir bulmaca sizler için. Bunu çözmekte bizim işimiz. Mutlaka uzman yardımı alın. Bu durum eğer rutin haline bindiyse, çocuğu her gün mutlu götürüp çocuk her gün okula gittiğinde birkaç saat sonra sıkıntı yaşıyorsa görelim, muayene edelim, okuldan ve aileden ayrıntılı bilgi alalım, çocuğun muayenesinden ipuçları yakalayalım, Sokratik sorgulama tekniğimizle çocuğun bilinçaltında neler var, neler düşünüyor, kaygıları, korkuları neler öğrenelim ve size o şekilde destek olalım. İlk sorumuz neydi? Okula hiç gitmek istemeyen gruptu galiba. Şimdi evet. Burada çocuğun yaşı çok önemli. Biz genelde 3 yaş itibarıyla kreş desteğini çok severiz. Çocukların hem sosyal anlamda gelişmesi hem de dil alanda gelişmesini çok destekler. Zorunlu mudur? Hayır. Ama ben çok tavsiye ediyorum. Kendi çocuklarım için de, çevrede gördüğüm bütün çocuklar için de 3 yaştan itibaren kreşi öneriyorum. Bazı anne babalar çalıştığı için daha erken dönemde gönderebilirler. Bu bizim için riskli mi değil. Sağlıklı bağlanma gerçekleştikten sonra, yani bu 6 ay primer bakım verenle bağlanma oldu, ihtiyaçları giderildi, çocuk 6 ay, 9 ay, 12 ay aralığında evde kalabildi, bu aralardan herhangi biri olabilir. Bakım vereniyle sağlıklı bağlanma olduktan sonra çocuk mecbursa her hale kreşe başlatıyor. Tabii ki önerimiz 3 yaştan önce, eğer bir patoloji yoksa, eğer bir işte farklı çocukta gerilik yoksa, önerilmemişse uzman hekimi tarafından böyle bir şey, çocuğun 3 yaşından sonra başlamasını öneriyoruz. Şimdi 3 yaşındaki bir çocuğun okula gitmek istememesiyle 6 yaşında ilkokul 1'e gidecek olan çocuğun okula gitmek istememesine çok farklı yaklaşıyoruz. Biri zorunlu eğitime başlama yaşı. Bir artık biraz daha akranla kaynaşma yaşı. 3 yaşındakinin de tabii ki sorunu ne? Bunu bilmek ve bu dilden konuşmak çok önemli. Mesela anne yeni doğum yapmış, çocuğu okula yazdırmak istiyor. Çocuk okula gitmek istemiyor. Çok haklı değil mi? Çok haklı. Evde anneyle bebek var çünkü. Ya da herkes evde, sadece çocuk okula gönderiliyor. Bu da istenmiyor. Ya da evde 24 saat televizyon açık, bilgisayar oyunu serbest. Çocuk gidince bundan mahrum kalıyor, istemiyor. Bu konularda biz ilgili alanda sıkıntı varsa o alana rutin kurallarımız şeklinde yaklaşıyoruz. Ama bir ilkokul zorunlu eğitim döneminde okula gitmek istememe nedeni sadece evde olan artı yanlar değil de bir kaygı bozukluğu mu var, sosyal fobisi mi var ya da okula gittiğinde bir akran zorbalığı mı yaşadı, bir tehdit mi gördü? Bunun altında ne var? Bunun araştırılması lazım. Dirençli bir şekilde okula gitmek istemeyen çocuk için mutlaka ama mutlaka uzmana başvurun. Çözemediğiniz, bilmediğiniz bir şeyin zaten mutlaka bir açılımı var. Dediğim gibi farklı tekniklerle bu sıkıntı her neyse zaten tanı koyduktan sonra biz bunu aileyle de paylaşıyoruz. Aileden de destek istiyoruz. Okuldan da destek istiyoruz ama illaki çözüyoruz. Henüz hiçbir çocuğa tamam ya bu çocukta çok kaygılar da okula gitmesin demiyoruz. Çünkü ana sınıfında ağlayan çocuk ilkokul 1'de de ağlar tedavi edilmezse, 1'de ağlayan 2'de de ağlar tedavi edilmezse, çok nadir olarak bir gün ağlayan ikinci gün sıkıntısız giden çocuklarımız ya da bir dönem uyum sorunu yaşayıp da sonra toparlayan çocuklarımız istisna olmak üzere genelde sorun bir yıl yaşandıysa ve çözüme gidilmediyse ertesi yılda yaşanma olasılığı çok yüksektir. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sorular var. Ben fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Bir Nisa Hanım var. Onun sorusunu sormak istiyorum size. Okuldan önce başlayan ve birinci sınıfta da devam eden seçici mutizmin çözümü ne olabilir diye sormuş. Çözümü çocuğun bilişsel düzeyi iyiyse terapi, bilişsel düzeyi çocuğun buna yatkın değilse ya da çocuk hiçbir yanıt vermiyorsa
tabii ki önce ilaç tedavisiyle biraz daha çocuğun özgüvenini artırıp biraz daha kaygı düzeyini azaltmak. Bu yaştaki bir çocuk hangi tür terapi alır? Bir, oyun terapisi, zaten oyun çağı çocuğudur. İki, bazen çocuklar gerçekten canavar gibi. Biz terapi için bilişsel düzeyi çok önemseriz. Bazı çocuklar 4 yaşında ama canavar gibi bir bilişsel düzey var. Ne sorarsak cevap veriyor, ne anlatırsak anlıyor ve verdiğimiz görevleri yerine getirebiliyor. Tabii ki çok nadir de olsa böyle çocuklarda da bilişsel davranışçı terapi ya da kabul ve kararlılık terapisiyle ilerlediğimiz oluyor. Ama genelde biz bunu 8 ve üstü yaş grubunda uyguluyoruz. İşte dediğim gibi 6 yaş grubu, ilkokul 1'e başlayacak çocukta, öncesinde de varsa mutlaka bir uzman yardımı. Uzman hekim görsün. Sadece selektif mutizm mi? Yanında farklı bir kaygı bozukluğu var mı? Belki yaygın kaygı bozukluğu, belki bir travma var altında. Bunu uzman hekim gördükten sonra size yol haritası zaten çizecektir. Bazen ilaç artı oyun terapisi, ilaç artı çocuğun bilişsel düzeyine göre bilişsel davranışçı terapi, bazen biraz ilaçtan sonra, yumuşamadan sonra yeni bir yol haritası ya da çocuk çok açıksa buna, selektif mutizmi genelde hekime karşı da olur zaten, hiç işbirliğine girmiyorsa da biraz ilaçtan sonra tedaviyi öneriyoruz. Ama mutlaka uzman hekim görüp değerlendirmeli ve bir an önce çözümlenmesi gereken bir dönem. Çok teşekkürler hocam. Emine Hanım mutlaka cevap istemiş, o yüzden bir sormak istedim. Oğlu birinci sınıfa gidiyor. Okulda öğretmeninin okuduğunu söyle diyor ama evde harfleri bile okuyamıyor. Bu konuda ne yapabilirim diye sormuş. Şimdi okuyabilen bir çocuk iki ortamda da okur. Okulda öğretmeni okutuyorum diyorsa, evde okuyamıyorsa bu çocuk okuyamıyordur. Şimdi aile bunu çok yakından takip etmeli çünkü artık tam köprüden önce son çıkışa geldik. Artık çocuklar harflerin neredeyse yarısına kadar öğrendiler, tutturmayı öğrendiler, hece hece okuyabilmeye başladılar. En düşük ihtimalle bu. İlk dönem sonuna geldiğimizde çocuk hala okuma yazmayı bilmiyorsa, zaten klinik olarak bu çocuğun mutlaka muayenesi gerektiğini kitaplarda yazar ama biz erken tanıyı çok önemsediğimiz için, çünkü bu çocuğun hem sosyal hem akademik zorluğunu arttıracak tanı almaması, mutlaka ailenin birkaç ciddi gözleminden sonra tanıyamıyorsa, okuyamıyorsa, tabii ki burada çocuğa tutumlar çok önemli. Kızmadan, çocuğu yadırgamadan, yargılamadan, çok sakin bir ortamda, anneciğim babacığım bu harf neye benziyor? Aa, gözlük gibi değil mi? Böyle. B harfi mi acaba? Ya da kocaman bir göbek var. Bu D harfi mi sence? Bu böyle mi yazılır, böyle mi yazılır? Çocukla oyun oynayarak sorduklarında çocuktan yine cevap alamıyorlarsa, çocuk zaten bir şey anlamadığında bu ne dediğimizde kağıda değil de bize bakar, gözümüze. Biz zaten muayenede de çocuk bu şekilde davranıyorsa, yani okumaya yanaşmıyorsa, çocuk bunu bilmiyordur, algılamıyordur. Direkt yüzünüze bakıyorsa çocuk onu hiç öğrenmemiştir zaten. Ama okumaya çalışıyorsa fırsat verin. Çok güzel, aferin, hadi onu biraz daha sesli söyle. Aa, duydum bak, mırıldanıyorsun, çok doğru. Hadi sesli söyle, ben de duyayım diyerek, yüreklendirerek öğrenebiliriz. Çocukta yine hiçbir kıpırtı yoksa en yakın zaman içinde, zaman kaybetmeden çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına mutlaka başvurun. Çünkü ya zihinsel bir zorluk ya da özgür öğrenme güçlüğü olabilir. Böyle bir durumda da çözümü çok basit. Bunun için hiç vakit kaybetmeden tanı varsa tanınızı alıp tedavinize başlayın derim. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Vaktinizi almayalım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Katılımınız için teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.